Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber mükemmel bir deney yapacağız. Aa salata mı yapıyoruz? Eylem ne salatası? E, karşında gördüğün gibi iki tane kavanozumuz var. Oo. Bu iki tane kavanozumuzun Turşu içinde... Turşu yapacağız. Hayır evladım içinde su koyduk ve içine de elodea yani su bitkileri koyduk. Bu su bitkileri aslında normal her bitki gibi yeşil olduğundan fotosentez yapabilen bitkiler. Bu fotosentez yaptığını biz bu şekilde göstermeye çalışacağız. Nasıl göstereceğiz? Karşımıza bir tane lamba var. Bu lambayı yani ampulü kullanaraktan ışık enerjisini sağlayacağız. Yani ışığı vereceğiz ışıkla beraber ne yapacak bu sağdaki bitki tabii ki fotosentez yapmaya çalışacak. Nasıl anlayacağız hocam? Evet, nasıl anlayacağız? Hemen görelim. Işık yaptığı, ışık verdiğimiz zaman ne olacak? Fotosentezde ne üretiliyordu Tonguç evladım? Oksijen. Sonunda oksijen üretiliyordu. İşte oksijenin çıktığını gaz baloncuklarından gözlemleyeceğiz. Hatta burayı yakınlaştıralım bakalım. Yakınlaştırdığımız zaman gaz baloncuklarını ben de arka planı böyle elimle yaparsam... Aa, evet, yukarıda baloncuklar arka, var. Harika. Baloncukların oluştuğunu buradan görebiliriz. Baloncuklar yukarı doğru çıkıyor. Görüyor musun Tonguç evet, evladım? Evet hocam. Iki, üç tane gördüm. Ha, bu baloncuklar aslında oksijen baloncukları. Fotosentez olduğu zaman oksijen baloncukları yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Bu yukarı çıkma hareketinden biz oksijen üretimini anlayabiliriz. Şimdi gelelim diğer bitkiye. Diğer bitkiye baktığımız zaman burada da dikkat edersen Tonguç Evelan Şimdi gelelim diğer bitkiye bak. Baktığımız zaman burada baloncuk maloncuk yok. Aa, Ve baloncuk çıkışını bu gözlemlemiyoruz. Yok hocam? Bu kadar yakınlaşmamıza rağmen. Bak bu zaten normalde ortamımız aydınlık değil mi? Aydınlık olduğundan dolayı bitkinin etrafında taneciklerin etrafında yaprakın etrafında baloncuklar zaten var. Ama burada baloncuk çıkışı gözlemleyemiyor. Neden diyeceksin? Çünkü yeterince ışık yok. Çok fazla ışık olduğu zaman daha fazla fotosentez olduğu için daha fazla baloncuk üretiliyor. Yukarı doğru çıkıyor. Ama burada hiç yukarı doğru çıkma hareketini göremiyoruz. İşte buradan da anlayabildiğimiz gibi fotosentezin olabilmesi için ışık lazım ve ışık olduğu zaman fotosentez net bir şekilde oluyor. Tekrar eski kameramıza dönelim. Şimdi eski kameramıza dönersek bak tekrar elimi arka plan yapıyorum ki baloncuklar daha net bir şekilde gözük gözüksün diye yukarıya çıkan baloncuklar bak yukarıya çıkan baloncukları net bir şekilde görebiliyoruz. İşte buradan fotosentezin olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman neymiş Sonuç evladım benim. Şimdi genel yapıya gelirsek Işık varsa fotosentez var. Harika. Bu tarafta fotosentez var. Bu tarafta fotosentez daha az. Yine var. Çünkü ortam ışıklı. Ama ışıkla... ışık versek ortada baloncuklar patlar. Kesinlikle. Daha fazla ışık versek daha fazla fotosentez e, olur. Tomuç burada karanlık yapamayız bu deney. Neden diyeceksin? Karanlık yaparsak hiçbir şey gözükmez. O yüzden ha. illa birazcık fotosentez oluyor ama yukarıya baloncuk çıkartamayacak kadar e, az oluyor. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Fotosentez ışıkta olur. Işık olmayınca fotosentez olmaz diyoruz ve mükemmel bir şekilde deneyimizi oturmuş oluyoruz. Hadi bakalım. Kavanozdan bir tanesini ben hediye verir misin? Tabii ki. Sen içebilirsiniz Bu çok faydalı. Sebze suyu ve detoks, detoks yapacak beynine de. Tebrik. Şey. Hadi bakalım görüşmek üzere.